Buyurun Sultan. Sizin için bu odayı hazırlattım. Hayran kaldım doğrusu. Halılar, perdeler pek zevkli. Halılar Acem'den geldi. Perdelerin kumaşı da ipektir. Onları da Çin'den tedarik ettik. Diğer eşyalar için de epey uğraştık doğrusu. Ne hoş. Siz biraz istirahat edin. Akşam yemekte görüşürüz. Bana böyle bir oda tahsis ettiğine göre kim bilir kendi dairesi nasıldır? Hayli zevklidir sultanımız. Hele yeni hazırlattığı odayı görseniz çok güzel. Yalnız kalınca daha da bir itina gösterdiler. Nasıl yalnız? Paşa ile beraber kalmıyorlar mı? Paşamız Ersek'ten döndüğünden beri ayrı dairelerde kalıyorlar. Paşamızın uğultusu sultanımızı rahatsız ediyor belli ki. Duydun mu Melek? Rüstem'in horultusu Mihrimah'ı rahatsız ediyormuş. O yaşta kocasının yanında mesut bir hatun, bırak horultuyu, top patlasa dert etmez. Vallahi yemekler şahane. Afiyet olsun sultan. Burası da pek şahane. İnşallah hep böyle mutlu mesut yaşarsınız. Amin. Sizi sarayımızda ağırlamak büyük şereftir sultanım. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Sarayın tadı tuzu yok. Mihrimah'la sohbet ediyoruz içtiyse. Talihlisin vesselam. Onun gibi bir sultan herkese nasip olmaz. Kıymetini bil Rüstem. Sultanımız benim en kıymetli hazinemdir. O benim gecelerime ay, gündüzümün güneşidir. O benim bağrımdır bağrım. Dallarımda çiçeklerim. İçtiğim su. Aldığım nefestir. Ne hoş, ne hoş. Bu Hersek ayrılığı yaramış sana. Bazen ayrılıklar faydalıdır zira. Hersek demişken aklıma geldi. Oradayken Malkoçoğlu Bali Bey'i de görmüşsündür herhalde değil mi? Hayır. Görmedim. Evlenmiş diyorlar. Çoluk çocuğu da olmuştur çoktan. Ve erkek güzeli. Cengaver bir yiğit. Öyleyse her hatuna nasip olmaz. Arzu ederseniz tatlılar gelsin. Ben sizin için revani yaptırmıştım. Tatlı dokunuyor bana. Ne diyordum? Hah, Bali Bey. Benden duymuş olmayın ama arkasında yaralı bir aşk hikayesi bıraktığından bahsediliyor. Payitahttan gider gitmez evlendiğine göre doğruluk payı var. Çivi çiviyi söker misali. Allah bilir kimin canını yaktı. Vazgeçtim. Hadi tatlı yiyelim biz. Revani de pek severim. Hünkârımız hemen her gün ziyaret ediyor kızını. Maşallah pek de güzel. Öyle. Bir kardeşim daha oldu. Sen üzülme ama. Hünkârımızın gözünde senin yerini hiç kimse tutamaz. Üzülmüyorum. Aksine. Şehzadelerimiz doğru dürüst gördüm yok. En azından büyüyünce yanıma yoldaş olur. Müsaadenizle sultanım, tetkik etmem icap eden bazı evrak mevcut. Ne oldu? Birden keyfi kaçtı. Herhalde devlet işleriyle alakalıdır. Senden hala devlet mi var Mihrimah? Duyduğuma göre odaları da ayırmışsınız. Böyle hayat mı olur Allah aşkına? Bu nereden çıktı şimdi?
Şu haline çok üzülüyorum. Taze bir gül solup gidiyor, ona yanıyorum. Bir bülbül konmuş dalına. Ne bülbülü? Karga. Sultanım, siz boş yere kendinizi üzmeyin. Ben halimden gayet memnunum. Niye odana ayırdın o vakit? Gençlik bir ateştir Mihrimah. Sönüp gitmeden yanmak lazım. Yakmak lazım. Geldiğin iyi oldu. Ben de sana haber yollayacaktım. Bu gece burada benimle kal. Malkoçoğlu Bali Bey'den Fatma Sultan'a sen mi bahsettin? Benimle ne alakası var? Öyleyse durduk yere nereden çıktı bu bahis? Belli ki bir şeyler anlatmışsın. Bunu bana değil Fatma Sultan'a sual et. Zira meseleye dair en ufak bir malumatım yok. Seneler geçti. Ne yaparsam yapayım. Senin kalbine giremeyeceğim. Öyle değil mi? Bunu istemiyorum. Bu da olmaz. Bu nasıl sultanım? Bunu da istemiyorum. Sultanım. Mihrimah. Saraya döneyim diyorum. Kaç gündür misafirinizim. Kâfi. Hem misafirin az oturanı makbuldür. Ayrıca kaldıkça Rüstem'in de gözüne batıyorum. Olur mu öyle şey? Dilediğiniz kadar kalabilirsiniz. Ne kadar hoş şeyler bunlar böyle. Beğendiniz demek. Vaktiyle ben de sevmiştim hepsini. Ama şimdi sıkıldım. Yenileri için kuyumcuyla terziyi çağıracaktım ben de. Kulağa hoş geliyor. Seçim yapmak hali zordu. Hep söylerim. Bir hatuna aşk meşk kadar iyi gelen başka bir şey varsa o da yeni kıyafetler ve mücevherlerdir.